Geçelim. Evet. Geçelim istersen Demet Akalın'ın Survivor kehanetine. Survivor 2023 tüm heyecanıyla başladı. Ünlüler ve gönüller kıyasıya mücadele ediyor. Dün akşam da çok heyecanla ben Barış Telli tarafıyım. Anlatacağım az sonra. Bu sene yarışmada fenomenler de var. Kadrolar açıklandığı zaman ünlü şarkıcı Demet Akalın bu duruma esprili bir yorumda bulunmuştu. Sosyal medyadan dedi ki gerçek Survivor ne zaman? Bunu anca Hira izler diye söyledi. Survivor 2023 yarışmasında yerini alan ünlü fenomenlerden biri de Alper Rende, o dönem Demet Akalın'a cevap vermiş. Sizi de annem dinliyor Demet Hanım diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti. Şimdi Survivor 2023 ekrana gelen geçen bölümde yarışmacılar ödül için yarıştılar. İlk oyunu gönüller kazandı. Daha sonra ünlüler takımın erkek yarışmacıları yerini aldı. Survivor'da yarışan fenomenlerden biri Halil İbrahim. Ünlüler takımına sayı kazandırdı Halil İbrahim. Ve sayı kazandıktan sonra Demet Akalın'a seslendi. Sendeyiz abla, umarım layık oluyorumdur sana dedi. Takım arkadaşları anlamadı, olayı anlattı Halil İbrahim. Bize şey dedi, bunlar mı yarışacak, bunları Hira izler falan dedi diyerek arkadaşlarına açıklama yaptı. Dün akşamki bölüme baktım, Berdan Mardin'i daha önceki bölümde fenalaştı, tansiyon düşmüştü. Onu hemen kontrole aldılar. Acun Ilıcalı açıkladı. Berdan Mardin'i şartlardan dolayı ve rahatsızlığından dolayı yarışmayı bıraktı. Seçkin Piriler de ben başarısızlığı kabul edemiyorum. Zor şartlar dedi. O da yarışmayı bıraktı. Yani iki ünlü Survivor 2023'te baştan yarışmayı bıraktılar. Söz sende Ali abi. Şimdi bunu Demet Akalın'ın kehaneti de niye başlıklandırdım? Şunun için. Demet Akalın'ın kadro açıklandığında söylediği, benim de bu programda Survivor başlamadan dile getirdiğim yorum şuydu. Sosyal medya fenomenleri sosyal medyada iş yapar ama televizyonda yapmaz. Mecralar arasında geçiş yok. YouTube'da çok ünlüsün ama sinemada bir şey yaptığın zaman o ünlü oraya taşıyamıyorsun. Ya da televizyonda. Neye Şimdi bağlıyorsun bunu? Acun Ilıcalı ünlüler kadrosu çok fazla ünlü değil. Yusuf Güney var. En çok para ödediği kimdi? Taytlı adam. Berdan Mardin'i. Berdan. Evet. Berdan Mardin'i İskarta'ya çıktım. Seçkin Biriler İskarta'ya çıktım. Şimdi yani ünlüler kadrosunun da ciddi bir takviye etmesi lazım. Bir Yusuf Güney kaldı. Evet. Karşı tarafı da aynı şekilde. Bu sosyal medya fenomeni diyen topluma bazen yedirdikleri şeyler bunlar satın almış bot hesaplarla ya bunu zaten hesaplarındaki sayılar, takipçiler, beğeniler gerçek dahi olsa ki ben inanmıyorum. Yani Türkiye'de kimlerin ne kadar satın aldığını, haftada ne kadar para ödediklerini bizzat programdan takip etmişliğim var. Anlatabildim mi? Yani burada sosyal medya fenomenlerinden bahsetmiyorum sadece. Ünlü simalardan da bahsediyorum. Eskiden bu fenomen, programlardan fenomen çıkardı diyor Aydın. Evet, Evet. doğru. Eskiden Survivor'dan fenomen çıkardı. Şimdi fenomenlere yaslandı program. Şimdi doğru analiz yapacak olursak Acun sevdiğim bir insan. İyi arkadaşım. O da beni sever. Ama bu benim gerçekleri söylememe engel değil. Survivor tarihinin belki de en kötü reytingleriyle gidiyor. 15 Ocak'ta başladım. 15 Ocak'taki yayında ABD ve ABC1'de birinci oldu. Totalde üçüncü oldu. Aradan bir hafta geçti. Geçen pazarı bu pazarla mukayese etmemiz lazım. Hafta içinde hiç birinciliği yok. Hiçbir kulvarda birinciliği yok. Ve bir hafta sonra bu pazarın reytinglerine baktım. 8 olan reytingler 5'e düşmüş. Yani acil bir bu Takviye gerekiyor. evet metal yorgunluğu için bir çözüm gerekiyor. Ama dün akşam şöyle bir izledim.
yani Barış Telli bir oyunda su üzerinde bir şey Ya var. muhteşemdi. Evet Ali abi. Evet. Platformlunların ellerinde birer tane sopa uçlarında yumuşatıcı şeyler karşı tarafı vurup düşürmeye yönelik. Valla Barış Telli rakibini düşürdü, puanını aldı. Efsaneydi. Şu fotoğrafta gördüğünüz protezi de çıkarıp Evet. kenara koydu. Yüzü böyle kenara çıktı. Hem de Şapka takla atarak. Vallahi efsane. Engelli adıyla engelleri aştı. Duruşu da çok şey. Ben çok beğendim yemin Barış ediyorum Terli'yi. şapka çıkardım. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Yeter, başka bir şey bulamıyorum. Çok da efendi. Duruşuyla, tavrıyla, yarışmasıyla o şeyi çıkarırken ayağını ve nefesim kesildi. Ne yapacak diye bekledim. Sonra oradan takla atarak kutlaması muhteşemdi. Bence bayağı ileriye gider Barış. Ben Ki ben başta da destekliyorum onu. söyledim. Bu Survivor'un kazananı ben topluma rol model olacak kişisi böyle binlerce ampute insan var vücudunda çeşitli engeller olduğu için hayata katılmayan onları cesaretlendirecektir, onlara moral kazandıracaktır. O nedenle ben açıkçası bu yılki Survivor'ın en iyi yanının Barış Telli olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı fikirdeyim. Yani desteğimiz son. Barış sana kadar, sonuna kadar destekliyoruz. Duruşunla, yarışmanla, mücadelenle muhteşemsin. Arkanda çok kişi var, onu da biliyorum. Başarılar diliyorum, ne diyeyim. Peki Survivor'a takviye olarak hangi isimler, yani aklında var mı bilmiyorum, girerse reytingi artar. Hiç öyle bir düşündün mü Ali abi? Hani ünlülerden. Şu da girerse hakikaten bu reyting artar, daha çok izlenir gibi bir tahminin var mı? Şimdi bu Bir de konuda yarışacak çünkü orada zor şartlar, en zor şartlar dedi Acun Akşam bu seneki yani Yokluk Adası vesaire. şartları zorlaştırmanın reytingi artırmadığını görüyoruz. Yani Acun'un yaptığı yarışmalarda ki başarının altında, reyting başarının altında yatan şey şudur. Yarışma bahane, hikaye şahane. Yani oradaki yarışmada insanların şimdi Nagihan Karadere işin ne dedi Acun? Biz maraton yapmıyoruz. Yani sadece maraton ve parkurdan ibaret değil Survivor. Evet. Bence yani Survivor'da parkurlar hikaye. Akıl oyunları da var. Evet, davranış, tavır da orada önemli. Onlar da hikaye. Asıl malzemenin çıktığı yer insanlar arasındaki rekabet, söz düellosu, adalardaki anlatılanlardır. Adalarda olan bitendir. Yani bu şeyler işin bonusu süsü. O nedenle oraya gidecek kişilerin, yarışmaya dahil edecek, dahil olacak ünlülerin Nihat Doğan gibi özlü sözleriyle bavuluyla oraya giden biri olması lazım. Ne bileyim daha önce iki defa katılmış, birincilik almış neydi şimdi çıplak kızlarla fotoğraf Tur çektirip abi. Tur abiyi diyorsun. Turabi Tur gibi abi ama sapıttı sonrasında ya. Bayağı o fotoğraflarla, ama onun gibi diyorsun tavrı olarak. özlü söz yani Evet. Laflarıyla Programa damga vuracak. yani ben gittiğimde adada kendine bir taht yaptı deniz kenarında. Enteresan bir karakter. Yani, İzletiyor kendini. evet. Yani Nihat Doğan da yani belki hazinesinde 100 tane özlü sözle ezberleyip gitti oraya ama sonuçta o 100 tane söz ona yetti. Merak ediliyor, ne diyecek, nasıl davranacak. Yani O merak var. Evet. adaya gidecek ünlülerin seçkin biriler gibi çıt kırıldım olmaması lazım. Onu niye seçti Acun Ilıcalı bilmiyorum ama koşarken bile garibim. Hadi tamam,
bir tecrübeydi. Orada yaşadı. Allah'tan fark edip dedi ki bana göre değil, zor şartlar. Başarısızlığı da kabul etmiyorum. Oradan ya, bir viraj yaptı. Şimdi kusura bakma da Berda Mardini parkurlarda yarışabilseydi idealist bir survivor olur mu ondan? Bilemedim. Hiç yeni adamdan ideal bir survivor olur mu? Yani eylemden çok söylemleriyle öne çıkan birilerinin olması lazım. Dikkat çekecek, merak uyandıracak. Duruma göre şekil alacak. Dün siyah dediğine bugün beyaz diyecek kadar ilkeli ortama olacak. Uyacak. İlkeli olacak. İlkeli olacak. Altını çiziyoruz. Evet, oyunun kuralına göre oynayacak. Kişi olması lazım. Kişiler olması lazım. Sonuçta bir oyun, bu bir yarışma değil. Bu kıvrak zeka oyun gerektiriyor. Evet, Survivor bir oyun. Evet. Yani günün sonunda hem vücudunu hem çenesini konuşturanların, izleyenlerin kalbini fethedip onlardan SMS alanların birinci olduğu bir yarışma. Yani parkurlarda yarıp geçiyor olabilir. Ama insanların gönlünden geçmediği zaman parkur biter güle güle. Senin öngörünle Barış Terli nereye kadar mücadeleye devam eder? Ben yani sonuna kadar gider gibi görüyorum. Çok zorlu şeylerde performansının daha üstünü yapmaya çalışıyor. Bu ilgi parkurlar ne olduğunu bilmiyorum. Evet, çünkü sıkıntı da yaşıyor çoğu zaman ya, belli etmese de. Arjantinli bir ekibi var Survivor'ın. Habire yeni oyunlar geliştirip ilave ediyorlar. Onun için bu yıl hangi oyunları dahil edecekler? Sürpriz. Koşullar ne olacak bilmiyorum. O koşullara uygun mudur o protez ayakla bunları yapabilir mi? Bilmiyorum ama sonuç itibariyle performansı düşük kalsa bile SMS'lerin onu uzunca bir süre taşıyacağına inanıyorum. Evet, aynı fikirdeyim. Çok seveni ve takip edeni olduğunu da ben de inanıyorum. Yani protezi engel olmazsa, evet, sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamasa finale kadar gider. Bazı bölümlerde görüyorum zorlanıyor. Ona rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Allah yardım etsin. Ne diyeyim Ali abi? Yani haftanın kötüsü seçilip SMS'e çıksa bile ben Barış Terli'yim. Yalnız bırakmazlar. Evet. Survivor izleyicilerinin yalnız bırakmayacağını. Çünkü orada o kendisi gibi engeli olan yüz binlerin, milyonların adına bir şeyleri yapma örneklemini gösteriyor. Çok somut bir şekilde. Yani şurada izlerken içim cız etti. Yani karşıdaki çocuğu tanımam etmem, düşman gibi gördüm onu. Aynı duyguyu yaşadım Ali abi. Sanki o çocuk Yunan ordusundan lan bir an önce padaklasın atsın onu diye. Niye? Aslın, sanki kardeşim orada yarışıyor. He? Karşıdaki düşman gibiydi. Ama evet, şunu da altını çizmek istiyorum. Barış Terli burada engelli olduğu için üzüldüğümüzden değil, oradaki başarısı, mücadelesiyle gurur duyduğumuzdan. Yani onun arkasındayız. Bir de duruşu, oradaki saygınlığı. Yani o kendini gösteriyor Ali abi. Vallahi ben kardeşim sanki yarışıyor da karşı taraf düşman. Aynı duyguyu birçok kişi yaşıyor bence. Yani duygular aynı. Evet, içselleştirdiğimiz zaman evet, ki bu öngörüyle Barış Telli bayağı ilerler, yürür. Ama Survivor'ın ünlüleri şimdi burada diskalifiye oldu. Nereden bakarsan daha diskalifiye değil. 3 tane ünlü gitti ilk haftada. Evet. Ümit Erdim gitti. Ümit Erdim. Evet. Erdem Mardin'i, Seçkin Periler. Şimdi bunların gitmesi ne demek? Bunlar şunun için gitti aslında. Ümit Erdim unuttum bile. Bir anda gitti o. Başlar başlar. Oyundan gitti. Ötekiler kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle. Evet. Göndermeyebilirlerdi onları ama bu reyting ve bu reklamla
reklam geliriyle bu kadar ünlüyü besleyemez. Zarar eder yarışma. Yani Başka bir tarihinde yok. zarar etmişliği yoktur bu yarışmanın. Çünkü 6 ay Survivor'dan gelen parayla yıllarca 12 ay TV8'in giderini karşıladı Acun Ilıcalı. Evet. Yani onun için TV8 için en büyük gelir kaynağı bu yarışmaya Survivor. gelen reklamlar ve ürün yerleştirmeler. Bu yüzden Acun Ilıcalı ne yapıp edip yani birbirinden Takımları güçlendirmesi lazım isim anlamında. güçlü isimleri yani bu sosyal medya fenomenlerini yani aslında Acun şeyi test etti. Ekseni açarken YouTube'daki bütün şöhretleri topladı. Onlarla ekseni popüler bir mecra haline getireceğini sandı. Ama Hasan Cankaya dışında hiç kimse o mecrada tutunamadı. Tutmadı değil mi diğer projeler? Niye tutmadı? Çünkü yani Twitter'da ünlü olan birinin Facebook'ta esamesi okunmuyor. Aynı Evet. şekilde nedir o? Instagram, Twitter, Instagram'da Facebook hep farklı şeyler. Evet. fenomen olanların YouTube'da ya da başka bir mecrada tanınırlığı bile yok. Çünkü her mecranın kitlesi farklı. Yani aralarında geçiş çok az. Yani aynı anda hem Facebook'u hem Instagram'ı hem Twitter'ı kullanıp aynı insanları takip edenlerin oranı çok düşük. Evet, farklı bir hesap kitap işi bu yani sosyal medya. Bakalım yani yeni herhalde eklemeler yapacaktır. Acun Ilıcalı akıllı bu anlamda stratejileri iyi belirliyor ama o da görüyordur. Efendim,